Zafer Partisi'nden Dumlupınar Üniversitesi DPÜ'ye kınama. Kütahya'da yerel olarak dikkat çekmek istediğimiz bir konu daha var. Dumlupınar Üniversitesi Afrika'da yabancı öğrenci sınavı yapıp Kütahya'ya getiriyor diyen Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz, DPÜ şu anda Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla Afrikalı öğrenci barındıran bir üniversite. Kütahya'da 8.000'in üzerinde öğrenci var. Bu öğrencilerin yeme, kira, yol paraları karşılanıyor. Ama bizim kendi öğrencilerimizden memleketlerine giderken arkadaşları arasında para toplayarak gidenler var. İçler acısı halde olan birçok öğrencimiz var. Önce bizim çocuklarımız. Üniversite tarafından yapılan açıklamalarda öğrencilerin harç ödeyebilecek durumda olduğu, hatta yıllık 10 bin dolar gibi para bıraktığı açıklandı. DPÜ'deki yetkililere soruyorum. Bu arkadaşların ekonomik durumları iyi ise ve bu insanların yeme, içme, yol, barınma masrafları neden karşılanıyor? Niye valilik ve belediye böyle bir yardım yapıyor? 65 ve 75 puan arasındaki öğrencilerin %50 masrafları karşılanıyor. 65 puan altındakilere hiçbir şey verilmiyor. Üniversite harcı ve uluslararası yolculuğu bunun dışında. 40 puan üstüne bölüm seçme şansı veriliyor dedi. Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bilmiyorum, belki takip etmişsinizdir basından, ulusal basından. Geçenlerde Dumlupınar Üniversitesi sürekli anladığımız kadarıyla her yıl Afrika'da yabancı öğrenci sınavı yapıp Afrika'dan öğrencileri Kütahya'ya getiriyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi şu anda Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla Afrikalı öğrenci barındıran üniversite. Burada işin ilginç tarafı şu, Kütahya'da 8.000'den fazla Afrikalı öğrenci var ve bunu Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve çeşitli STK'lar bu öğrencilerin kira, yeme içme ve hatta okula gidip gelme yol paralarını karşılıyorlar. Ama bizim kendi öğrencilerimiz, Türk öğrenciler buradan memleketine giderken arkadaşlar arasında para toplayan öğrencilerimiz var. İçler acısı durumda olan birçok öğrencimiz var. Ama biz Afrikalıları Kütahya'ya getirip onların bütün masraflarını karşılayarak burada okutuyoruz. Bu Kütahya için, Kütahya halkı için, Kütahya halkına karşı yapılmış çok büyük bir ayıptır. Buradan Dumlupınar Üniversitesi'nde bu işin başını çeken, bunu yapan herkesi kınıyoruz ve Kütahya halkımızdan da buna tepki göstermelerini bekliyoruz. Bizim çocuklarımız, önce bizim çocuklarımız. Şimdi üniversiteden şöyle bir beklentimiz var. Birincisi, şimdi şunu da atlamadan söyleyeyim. Üniversite tarafından, işte rektörlük tarafından yapılan açıklamalar da işte bu öğrencilerin harç ödediği, ödeyebilecek durumda olduğu, hatta duyumlara göre bilmiyorum ama işte yıllık 10 bin dolar gibi bir harç ödedikleri söyleniyor. Peki ben de o zaman soruyorum buradan Dumlupınar Üniversitesi rektörümüze, öğretim görevlilerine. Bu arkadaşlar 10 bin dolar harç ödeyebiliyorsa neden Türk milleti bu insanların kiralarını, yeme içme masraflarını ve yol paralarını burada karşılıyor? Eğer 10 bin dolar para verebiliyorlarsa gelsinler, kiralarını da ödesinler. Niye valilik ve belediye bunlara böyle bir yardım yapabiliyor? Artı diğer bir kulağıma gelen, kesin olup olmadığını bilmiyorum fakat kulağıma gelen diğer bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Burada Dumlupınar Üniversitesi'nin bu tür yabancı öğrencileri çokça kabul etmesinin sebebi döner sermayeye katkı sağlaması düşüncesiymiş. Burada döner sermayeden ekstra para kazanan öğretim görevlilerimiz eğer bu konuya çanak tutuyorlarsa maalesef Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni bu şekilde kalitesizleştiriyorsa bunu da halkımızın bilmesinde fayda var. Bunu da bize açıklamalarında fayda var.